Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayı olan meclis toplantısı 2. Bileşim 1. oturumu gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen Başkanlığı'nda gerçekleşen mecliste 21 gündem maddesi görüşüldü. Gündemin birinci maddesi olan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin yurt içi bankalardan kredi ve teminat mektubu kullanması konularında her türlü iş ve işlemlerin yürütülmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı'na yetki verilmesiyle ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporu üzerinde en çok durulan madde oldu. Meclise getirilen maddeyle ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Orhan Durmuş, belediyenin borçlanmasına karşı olmadıklarını ancak harcamaların nereye ve hangi oranda yapılacağına dair açıklık olmadığı gerekçesiyle oylama sırasında grup olarak red oyu vereceklerini açıkladı. Borçlanmanın gerekçeleri ve kanuni şartları kaçırdığı konuları ifade edilmiştir. Biz de olup teyit ettik ancak grubumuz harcamaların nerelere, ne miktarda kullanılacağına dair bir tasdik yapılmadığında bu konuda iddia olmamıştır. Dolayısıyla bu sebeplerle komisyon raporuna ben uygulayacağımı ifade ettim. Teşekkür ederim. Şimdi ne diyeceğim diye içeride bir durum var. Grubumuzda konu tartıştığınız için konunun faydalarında grup kararı bulduğunu söylemeye çalıştık. CHP meclis üyesi İbrahim Arslan, borçlanma yetkisinin meclise getirildiği şekliyle kanunen alınmasında bir mahsur olmadığını, harcamanın nerelere yapılacağının ortaya konulduğunu savundu. Meseleyi iki boyutta tartışmak lazım. Bir tanesi borçlanma, yapılacak borçlanmanın ve yetki talebinin yasal boyutu. Bu yönüyle arkadaşlarımız da değil ediyorlar ki çok kapsamlı da değerlendirdik raporumuzda. Kanunun 68. maddesinde belirtilen şartlar ve kısıtlar doğrultusunda Eskişehir Büyükşehir Belediye'mizin yetki talep edilen toplamı 130 milyon liralık borçlanmasında yasal olarak herhangi bir sıkıntının olmadığı çok açık bir şekilde ortada. Dolayısıyla hukuksal ve yasal boyutuyla ilgili bir sıkıntımız yok. Şimdi aslında ikinci boyutu Orhan Bey'in de ifade ettiği belki derinleştirmediği kısmı, onu da iki alt başlıkta değerlendirmek lazım. Sevgili arkadaşlar, belediye meclislerinin yetkisi var olan kanun noktasında borçlanmanın yapılıp yapılamayacağının belirlenmesi, bu anlamda da idareye yetki vermemeyle ilgili sınırlıdır. AK Parti grubundan Murat Özcan, sadece giderlerimizden değil, gelirlerimizdeki artışımızdan da bahsedersek hakkaniyet içinde olmuş oluruz dedi. Belediyelere de vermiş olduğumuz milli gelirden pay, ihracatımızın da vergimizin ne kadar yüksek olduğu bir dönemde ekstra bir katım vergilerden kaynaklı büyükşehirin alması gereken payın yükseldiğini görüyoruz. Yani bir taraftan sadece giderlerimizden bahsedeceğimiz yerde gelirlerimizdeki artışı da biraz bahsedersek burada da bir hakkaniyet içerisinde olmuş olmamız lazım. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de konuya ilişkin konuştu. Büyükerşen, belediyenin gelirlerinin arttığını ancak bu artışın ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullar karşısında hiçbir derde deva olmadığını, belediyenin bu nedenle borçlanma yetkisi istediğini, bununla beraber Eskişehir'e daha fazla hizmet etmeyi amaçladıklarını ifade etti. Gelirlerdeki artış var ama derde deva olmuyor. Ülkelik sorun orada. Dolayısıyla belediye meclisi de borçlanmak talebiyle özürümüze geliyor. Yani eğer bu borcu alırsanız, kullanırsanız daha doğrusu bu krediyi, bununla hizmetleri bir süre daha, ne kadardır o süre bilemiyorum ama uzayacağı benziyor. Suriye ile dalaşma çıkması şansımız sayacağız. Yükselecek. Dolayısıyla İbrahim Bey'in verdiği rakamlardan benim anladığım, hali hazırdaki bu rakamlar bile yetmiyor bugünden itibaren. Ya da bizim borçlanma tarihimizden daha sonra da artışlar devam edecek. Böyle bir endişede söz konusu. O zaman böyle bir haklı talebe karşı ben ümit ediyor ve inanıyorum ki AKP grubu da Eskişehir Belediyesi'nin vatandaşlarına olan hizmetini önlememek, kesmemek için evet diyecektir. Bunu anladım. Öyle mi anladım? Konuşmalardan sonra Başkan Büyükerşen'e borçlanma yetkisini içeren gündem maddesi oylamaya sunuldu. Madde oy çokluğuyla kabul edildi. Ben bu planın arkasındayım. Oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle, oy
maalesef borç çok büyüyor. Ama görüyorum daha çok eli dostlarımızla. İki tane, üç kişi kaldırdı. Ben burada olan kalmayan arkadaşlara da teşekkür ediyorum.